Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Saat epey ilerledi. Dedim ki şöyle bir kahve pişireyim. Kitap okuyacağım. Dedim kitabımın yanında en iyi ne gider? Türk kahvesi. Kahveyi de yapayım. Bir kere de onu çekeyim dedim. Böyle. Ben Türk kahvesini çok karıştırmıyorum. Şimdi birazdan köpüğü çıkacak. Köpüğünü alacağım. Ben normalde sade içiyorum. Annem az şekerli içiyor. Onun için şekerini çok miktarda koymadım. Türk kahvesini soğuk suyla yapıyoruz arkadaşlar, güzel köpürsün diye. Yani bu zevke kalmış. Kendine böyle büyük çay fincanı çıkardım. Annem normal kahve fincanı da içecek. Böyle bu şekilde kahve mola koysun. Bir yandan da burada biz süt kaynatıyoruz. Mis gibi bakın. Gördünüz mü? Süt yağlı, organik köy sütü. Bundan yoğurt yapacağız arkadaşlar. Şöyle köpürteyim ki kaymaklı bir yoğurt olsun. Yoğurdu annem çok güzel mayalıyor. Taş gibi oluyor yoğurdu. Nazar değmesin. İnşallah onu da göstereceğim size. Sütümüz kaynaya koysun. Altını kıstık. Kısık ateşte kaynıyor taşmaması için. Böyle bakın. Maşallah. Her şeyin organiği tabi. Böyle. Evet arkadaşlar, kahvem böyle bakın kabarmaya başladı. Böyle birazdan köpüğünü alacağım. Ondan sonra Türk kahvesini ben çok seviyorum ya. Gerçekten Nescafe falan hani ayrı güzel lezzetli oluyor, içiyoruz falan ama Türk kahvesi başka yani. Bakın görüyor musunuz? Ben buradan köpüğünden alacağım. Tek elle çekmek biraz zor olsa da. Ya illa kaşıkla almanıza da aslında gerek yok. Bir formül daha var, onu da göstereceğim. Şöyle göstereyim. Şimdi böyle kabardı ya. Bakın yanlardan kabarıyor. Tam bu kıvamda. Mesela. Böyle alabilirsiniz. İlla kaşıkla da almanıza gerek yok yani. Geri tekrar koyuyorsunuz. Ondan sonra karıştırabilirsiniz. Şöyle bir kere karıştırın. Altını da açalım. Gördünüz mü? Artık kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ağız tadıyla afiyetle içmeyi nasip etsin. Siz de böyle pişirirseniz kahveniz her zaman lezzetli olur. Şimdi. Şöyle kendi kahvemi masamın üzerine koyacağım. Burada kitaplarım var. Hangisini seçersem ondan okuyacağım. Şöyle annemin kahvesini bırakıp geliyorum arkadaşlar. Evet, annemin kahvesini de verdim. Şimdi şöyle şu köşeme oturayım. Arka planda düdüklümün kapağı çıkıyor arkadaşlar. Hemen ondan da bahsedeyim kahve içerken. Şimdi düdüklüyü ben tenceresini makineye koydum. Onu makinede yıkayabiliyorum. Lakin bu düdüklerin kapağı makineye koyulmuyor. Bunu elde yıkıyorsunuz. Bakın böyle bu şekilde. Şuradan kapanıyor. Şu düğmesinden. Sonra böyle açıyorsunuz. Buradaki yerinden. Bu şekilde. Burada da gösterdiğim gibi ayarları var. 1, 2 diye bakın. Buradan buhar çıkışı. Böyle kullanımı çok pratik. Bu şekilde. Ben bunu gayet uygun bir fiyata almıştım. İndirimdeydi o zaman. Hani şu an biraz pahalandı ama gerçekten kullanışlı bir düdüklü. Eski düdüklümüz de bizim otomatik düdüklüydü. Yani gayet kullanışlı oluyor. Uzun yıllar kullanırsınız. Size öyle tavsiye edeyim. Şimdi gelelim kitaplara.
Kahvemden de şöyle bir yudum alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kahvem lezzetli olmuş. Ben böyle az şekerli kahveyi çok seviyorum. Oradan da içtim. Şimdi bu kitapları ben yeni aldım arkadaşlar. Normalde ben 2-3 günde bir tane kitap bitiriyorum. Bunları böyle markette gezerken aldım. Tesadüf denk geldi yani. Zaten İskender Pala çok bilinen bir yazar. Ben başka kitaplarını da okumuştum. Ama bu kitabını daha okumadım. Aşka dair. İnşallah bunu okuyacağım. Ondan sonra içerisinde böyle kısa kısa hikayeler var. Yani roman şeklinde değil. Böyle kısa kısa hikayeler olan bir kitap. Burada da Sabahattin Ali yazarının bir kitabı var. İçimizdeki Şeytan. Bunu komşumuzdan aldım. Bunu okuyacağım. İnşallah güzeldir. Muhakkak eminim yani Sabahattin Ali'nin diğer yazar şeyleri gibi, romanları gibi. Zaten biliyorsunuz muhteşem bir yazar. Çok eski bir yazar. Böyle. Siz de kitap okuyun. Kitap okumak insanın zihnini geliştiriyor. Konuşma yetisini artırıyor. Yani 50 cümle kapsanız okuduğunuz bir kitaptan hafızanıza kazınsa daha çok bilgili, tecrübeli olursunuz. Böyle bu şekilde ben kahvemi içeceğim. Aslında kamerayı kendime de çevirebilirdim. Lakin bugün biraz yoruldum. O sebeple kendimi de çok göstermek istemiyorum. Arkadaşlar, başka ne diyeyim? Okunacak başka kitaplar. Zülfü Livaneli'nin kitaplarını okuyabilirsiniz. Ben onun iki tane kitabını bitirdim. Gerçekten kalemi muhteşem. Yani yazılarının içerisinde kayboluyorsunuz, romanlarının içerisinde. Sanki hikayeyi yaşayan sizsiniz. Öyle akıcı anlatmış, öyle yazmış. Size böyle kitap tavsiyelerinde de bulunayım ara ara. Bu şekilde arkadaşlar. Artık ben kahvemi içeyim, kitabımı okuyayım. Ondan sonra siz de Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Böyle kendinize kahveler pişirin. Kendinize böyle yarım saat, bir saat zaman ayırın. Emin olun var ya ruhunuz acayip dinlenecek yani. Alın elinize kitabınızı. Hadi kitap mı okumuyorsunuz? Ne bileyim bir hobi edinin kendinize. Muhakkak sığınacak bir arka bahçeniz olsun yani. Tüm sesten uzak, hengemeden uzak. Kendinize zaman ayırın. Ruhunuz dinlensin. Ne diyorum? Tekrar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Beğenin, yorum yapın. Muhakkak abone olmayanları tavsiye edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi geceler diliyorum. Şöyle de bir kapanış yapayım.